Evet efendim, Giresun dünyanın en güzel şehirleri arasına girdi. Doğasıyla, yaşamıyla ve gezilmesi, görülmesi gereken yerler arasına girdi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Giresun, bırak Karadeniz'i, Türkiye'nin en güzel illerinden birisidir. Evet. Mesela Karadeniz'in müstakil adası olan Sarp Kapısı'ndan Samsun'a kadar tek bir şehir Giresun'dur. Evet. Bir Giresun adası vardır. İki, deminki röportaj yaptığınız arkadaşın dediği gibi Giresun'un yaylaları çok muazzam yaylaları vardır turizme göre. Şu an yeni yeni açılıyor. Yatak, yemek yerleri, otel, restoranları faal durumda. Gelen misafirler asla mağdur edilmiyor. İkinci bir meselesi yaylanın, bizim kümbet yaylalarımız ormanın anlık, çayırın anlık, çiçekle iç içe. Karadeniz'de öyle hiçbir yayla yoktur. Hatta bir tanelik bizim bir keşifimiz vardı yayla, kümbet yaylasında. Oraya gelen bir profesör aynen şunu demiştir. Çok yaylalara gittim, gezdim ama bu Giresun yaylası gibi hiçbir yaylaya rastlamadım dedi. Şimdi Giresun'un özelliklerini saymakla bitmez. Mesela Giresun'un şurada bir kalesi vardır. Çok muhteşemdir. Şu kaleye çıktığın zaman Giresun'un dört bir tarafını görürsün. Giresun'un yine muhteşem bir gedik kayası vardır. Gezmeye görmeye o da değer. Ama ne yazık ki biraz kalemiz güzel, biraz bakım restoranları oldu da hani gedik kaya biraz bundan mahrum kaldı. Öyle düşünüyorum ben. Ama sahilimiz güzel. Denizimiz çok temiz. Karadeniz'in suyu, denize girmek için plajları gayet güzel. Ben buraya bütün turizmin, bütün buraya gelmesini tavsiye ederim. Rahat ederler. Hele yaylalarımız demek dediğim gibi en meşhur eti çok meşhurdur. Yaylanın kuzu eti, kümbet yaylasının, Bektaş yaylasının çok meşhurdur. Hiçbir böyle et bulamazlar. Doğaldır, kekik yayılır, yoğurdu, sütü, peyniri mutlaka yemeye, görmeye, gezmeye değer. Ben bunu öneriyorum bir vatandaş olarak da. Giresun'da da onur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ediyorum bu çalışmanızdan dolayı. Giresun sokaklarında Giresunlulara soruyoruz. Giresun'a dışarıdan gelen turistlerimiz geldiği zaman nereleri gezsinler, nereleri görsünler? Giresun dünyanın en güzel şehirleri arasına girmeyi hak etti mi? Bir de bunu soralım. Yani sıralamasını bilmiyorum ama şehrimiz güzel bir şehir. Doğal güzellik açısından çok iyi. Bence üzerinde durmamız gereken yer yaylalarımız. Evet. Şehir merkezlerimiz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Ama gezilecek hala doğasını muhafaza eden ilçelerimiz de var. Oralarda gezilebilir ama yaylaları tavsiye ediyorum. Kümbet, Kulakkaya, Bektaş yaylaları ve bu yaylalara bağlı olan bizim OBA dediğimiz küçük yerleşim birimlerini gezebilirler. Bence altyapıları fena değil. Yollar falan gayet güzel. Mavi Göl dediğimiz bir yer var biliyorsunuz. Yani çok fazla turist geldi son yıllarda oraya. Mesela Yağlıdere'den Kümbet'e çıktığınız zaman Çakrak'tan geçiyorsunuz. Çıkrıkkapı'dan geçiyorsunuz. Türküsü de var. Evet, Türküsü de var. Oradaki obaların yerleşimi, görüntüleri çok güzel. Yani oba dediğim o yol güzergahında durarak ilerlemek, çeşme başlarında mola vermek, soğuk su içmek, yaylaların güzelliğini hissetmek, yaşamak gerek. Biraz da kısmet ve şans meselesi, havanın güzel olduğu güne denk gelmek gerekiyor. Karadeniz'in yaylaları hakikaten çok güzel. Sadece Giresun değil, tüm bölgede güzel yaylalar var ama biz kendi yaylalarımızı anlatıyoruz. Hakikaten görülmeye değer yerler. Evet, Atürk TV'de devam ediyoruz. Giresun'dayız ve Giresunlulara soruyoruz. Giresun dünyanın en güzel şehirleri arasına girdi ve gezilecek, görülecek yerler arasına girdi. Evet, bununla ilgili sizler neler diyorsunuz? Valla doğru bir tespit olmuş. Hakikaten Giresun ülkemizin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bunu da seçenlere de teşekkür ediyoruz. Gezilecek o kadar güzel yerlerimiz var ki, yaylalarımız, sahillerimiz, ilçelerimiz hepsi birbirinden güzel. Hakikaten kim seçmişse doğru bir tespit yapmış. Tebrik ediyoruz. Evet, yurt içinde ya da yurt dışından gelen turistlerimiz için olmazsa olmaz, şuraya gitmeden buradan dönmeyin dediğiniz bir yer var mı Giresun'da? Ya şöyle, yani Giresun kalemizden tutun da yaylalarımızı, yazı ve kışı yaşayabileceğiniz alanlar. Şimdi bugün çıkın Kulakkaya'ya, şahane bir kar var. Kar var, yaylanın güzellikleri var, sahile geliyorsunuz, güneş, denizin güzelliği, güneşin güzelliği var. Yani Giresun'da ne ararsanız var, her şey var ya.